Barbaros kardeşler Yavuz Sultan Selim'in gönderdiği Hattı Hümayun'u Tunus Sultanı'na götürdüler. Cihan hükümdarı Yavuz Sultan Selim Tunus Sultanı'na şöyle diyordu. Sen ki Tunus Sultanısın. Bu fermanı Hümayun'um vasıl oldukta mucibince amel eyleyip zinhar hilafından hazer edesin. Kullarım Oruç ve Hızır Beylere her türlü yardımı esirgemeyesin. Oruç Reis Bacaya Kalesi önünde kolunu kaybetmişti. Hazırlıksız bir mücadele olmuştu geçen seferki. Ancak bu defa Türk reisleri bütün kış boyunca kale muhasarası için büyük hazırlıklar yaptılar. 12 adet kadırgayı silahlandırıp cenge hazır hale getirdiler. Yavuz Sultan Selim'in gönderdiği 2 Osmanlı kadırgası da tam teçhizatla donatıldı. Barbaros kardeşler ilk olarak Cicel Kalesi'ni hedef aldılar. Zira bu kalenin fethi Bacaya Kalesi'ne nazaran daha kolaydı. 200 kadar Hristiyan muhafızı kaleyi savunuyordu. Hristiyan askerleri Barbaros kardeşlerin ordusunu görünce aman dilediler. Cicel Kalesi Barbaros kardeşlere teslim edildi. Bu fethin ardından Hızır ile Oruç Reis Bacaya Kaleleri önlerine geldiler. Bacaya'da iki kale bulunuyordu. 2033 savaşçı Levent, 150 top ve binlerce forsa ile birlikte İspanyol kafirlerinin elindeki kale kuşatılmaya başladı. Gemilerden ve karadan top atışları kalenin duvarlarını vurdu. Leventler cenge başladı. Saldırılar arda arda geldi. Türklerin Bacaya kalelerini kuşattığını duyan Arap birlikleri 20 bin kişiyle kalenin önüne geldiler. Araplar her ne kadar saldırılarda Barbaros kardeşlere yardımcı olsalar da cenk etmeyi iyi bilmediklerinden sadece kalabalık gözüküyorlardı. 29 günlük kuşatmanın ardından Bacaya Kalesi'nin ilki ele geçirilip Türk sancakları burada dalgalanmaya başladı. İkinci kaleyi kuşatmak için ellerinde barut azalınca Tunus Sultanı'ndan yardım isteseler de Tunus Sultanı hasetlik edip barut göndermedi. Bacaya'nın kuşatıldığı haberini alan İspanyollar, Minorka adasından savaş gemilerini Cezayir'e doğru gönderdiler. Hızır ve Oruç Reis donanmasını ve levetlerini alıp Cicel önlerine doğru ilerlediler. Ufukta 10 pare düşman gemisi gözüktü. Ağzına kadar mühimmatla doluydu. Oruç Reis düşman gemilerini görünce Gülbang-ı Muhammed'i çektirip düşman üzerine saldırıya geçtiler. Çetin bir muharebe geçti derya üzerinde. Galip olan yine Türkler olmuştu. Düşman gemileri ele geçirilip bayrakları indirilmeden 500 Türk Levendi gemilere yerleştirildi. Bacaya'daki ikinci kaleye saldırmak için bir hile yapıldı. Bacaya'daki İspanyol askerler kendilerini kurtarmaya gelen Hristiyan gemileri sanıp kale kapılarını gemilere sonuna kadar açacaklardı. Barbaros Hızır Hayrettin Paşa bu olayı hatıralarında şu şekilde yazdırdı. 10 pare İspanyol teknesine haçlı sancakları çektirip 500 levendimle yerleştim. Bacaya'ya dümen tuttum. Bacaya kalesindeki İspanyol kafiri Minorka'dan 10 pare geminin imdada gelmesini beklerdi. Bizi uzaktan görünce dindaşları sanıp külahlarını havaya fırlatarak sevinç alametleri gösterdiler. Böylece şenlik ve şadümanlık içinde bulunan kaleye yanaştık. Kafirler kale kapılarını açmışlar, imdada gelen tekneleri karşılamak için yalılara dökülmüşlerdi. Birden levetlerimi sahile çıkardım. Allah Allah sadası ayyuka çıkınca kafirler bozuldular. Kaleyi fethettik. Bacaya Kalesi'nin fethiyle buradaki Müslüman Araplar huzura kavuştular.
Hepsi huzura gelip teşekkür ettiler. Dualar ettiler. Bacaya Kalesi'ndeki Hristiyanlara verilen verginin yarısını ödemeye devam edeceklerini söylediler. Hızır ve Oruç reisler Cicel Kalesi'ne yerleştiler. Cezayir'de artık önemli bir yer edinmişlerdi. Cezayir şehrindeki Müslümanlar olanları işitmişler, Barbaros kardeşlerin huzuruna gelmişlerdi. Ey mücahitlerin reisleri! Duyduk ki Allah-u Azimüşşan'ın Nusret ve Hazreti Peygamber'in mucizesiyle Cicel ve Bacaya kalelerini fethedip İslam'ın nuru ile münevver kılmışsınız. Bizler dahi elhamdülillah ümmeti Muhammed'den ve ehli sünnet cemaatiniz. Lakin burada küffar elinde ziyade perişan olmuşuzdur. Lütfedip gelip bizi de bu beladan kurtarasınız. Cezayir bu dönemde İspanyollar tarafından yönetiliyordu. Cezayir şehrinin 300 metre açığında limana hakim yüksek bir kayalık üzerinde mühim bir İspanyol kalesi mevcuttu. İspanyol askerleri burada barınıyorlardı. İspanyollar buraya Penon da Argel ismini vermişken Cezayirliler de buraya Ada Kalesi diyorlardı. Bu kaleden devamlı Cezayir sahiline giren çıkanı kontrol ediyorlardı. Şehir halkı bu kaleye her yıl yüksek miktarda vergi ödüyordu. Oruç Reis 500 Levent'i alarak Cezayir şehri üzerine yürüdü. Hızır Reis ise Tunus Sultanı ile görüşmeye gitti. Oruç Reis ise Cezayir içine Levent'leri ile gizlice girmişti. Pazarda İspanyol askerlerinin tüccara eziyet ettiğini gördü. Aldıkları malların parasını dahi doğru düzgün ödemiyorlardı. Oruç Reis o karışıklık içerisinde Levent'lerine saldırı emri verdi. İspanyol kâfirleri kırıldılar. Birçoğu Oruç Reis'in kılıcı altında can verdi. Kaçabilen Ada Kalesi'ne sığındı. Böylece Cezayir şehri ele geçirildi. Bu haberi Tunus'ta bulunan Hızır'a gönderdi. En kısa sürede daha fazla askerin buraya gönderilmesini istedi. Hızır Reis bu haberi alınca çok sevindi. Ardından Piri Reis'e müjdeli haberi verdi. Hızır Reis Piri Reis'ten Mısır'a gitmesini ve Sultan Selim'e haberi vermesini istedi. Hızır Reis ganimet yüklü bir gemiyi sultana hediye olarak göndermişti. Bu sırada Piri Reis edindiği tecrübelerin ardından dünyanın ilk haritasını çizmişti. Yavuz Sultan Selim de Kahire'den İskenderiye'ye gelerek donanmayı teftiş ediyordu. Piri Reis huzura kabul istedi. Sultanın huzuruna çıkan Piri Reis dünyanın ilk haritasını Yavuz Sultan Selim'e sundu. Sultan o günden sonra bu haritaları yanından hiç ayırmadı. Piri Reis Cezayir'de olanları ve Barbaros kardeşlerin hediyelerini ve selamlarını iletti. Cezayir'in fethedilen toprakları artık Osmanlıların hükmü altındadır dedi. Piri Reis 2 ay sonra Cezayir'e sultandan ferman getirerek geri döndü. Oruç Reis sancaklarını surlara çektirdi. 40 parça İspanyol donanması 10 bin askeri sahile indirdi. Ertesi gün saldırı yapmak için pozisyon aldılar. Gece karanlığı çökünce Oruç Reis en güvendiği Levent'leri alarak gizliden kaleden çıkıp düşmanı arka tarafından sardı. Bu esnada şiddetli bir fırtına ve dolu başladı. İspanyol askerleri şaşkına döndüğü anda Oruç Reis tüm gücüyle saldırıya geçti. Karanlıkta ne olduğunu anlamayan İspanyol kafirleri kaçışmaya başladı. Sabaha karşı şehirden 2000 gazi daha çıktı. İspanyollar perişan edildi.
30 bin İspanyol askeri Oruç Reis karşısında başarısız oldu. Kral Şarken haberi alınca hepten deliye döndü. Hızır Reis Cicel'den ayrılıp Cezayir'e geldi. Burada abisi Oruç Reis'i kazandığı zaferlerden dolayı tebrik etti. Oruç Reis'in zaferlerini işiten ve bölgenin en önemli şehri olan Tilimsan önde gelenleri Oruç Reis'i yardım için buraya çağırdılar. Cezayir'in diğer şehirleri gibi onlar da İspanyol zulmünden kurtulmak istiyorlardı. Ancak bu çağrı diğerlerinden farklıydı. Tarihte ismi geçmeyen ve kitaplarda Tilimsan Bey'i olarak anılan kişi İspanyol desteğiyle Tilimsan'ın başında bulunuyordu. Bu sebepten Oruç Reis'i kendisine düşman olarak görüyordu. Hızır Reis Leventleriyle Tenes Kalesi üzerine sefere çıktı. Tenes önlerine gelen Hızır Reis kale kapılarının açık olduğunu gördü. İlk anlarda bir oyun olabileceğini düşündüyse de kapılarda şehrin Müslüman halkı kendilerini karşıladı. Meğer İspanyollar Hızır Reis'in buraya hareket ettiğini duyunca silahlarını dahi bırakıp kaçmışlardı. Kale Hızır Reis'in eline geçti. Hızır Reis Tenes'in fethinden sonra Cezayir'e geri döndü. Oruç Reis, Hızır Reis'in geri dönmesinin ardından Tilimsan üzerine yürüyüşe geçti. Oruç Reis'in şehre ilerlediğini haber alan Tilimsan askerleri, Oruç Reis'in saflarına katıldılar. Tilimsan Bey durumu görünce şehirden firar etme kararı aldı ve İspanyol kontrolündeki Vahran'a kaçtı. Oruç Reis kolayca Tilimsan hakimi oldu. Kışı burada geçirmeye karar verdi. Ancak düşmanın Cezayir şehri hakkındaki düşüncelerini bildiğinden emrindeki 4000 askerden 3000 tanesini Cezayir'e yolladı. Kendisi 1000 askerle şehirde kaldı.